Agalarım, herkese selamlar. 13 Eylül 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle hayırlı cumalar diyerek bir muhabbete girelim. Çarşamba gününden çekiyorum bu videoyu. Zaten maçlarımız hazır. 5 tane var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Milli ara, milli ara dönemi sonunda bitti. Şükürler olsun diyeyim artık. Yani milli ara dönemi gerçekten erkeklerin renkli dönemidir. Sevilmez. Milli aranın bitmesi gerçekten keyifli oldu maçlara döneceğiz artık. Önümüzde yaklaşık 3 ay boyunca aralıksız Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi liglerimiz devam edecek bilginize. Şimdi isterseniz direkt başlayalım. Bir adet maç skor yarışmamız var. Maç skor yarışmamız Dortmund'la Haydana'nın mücadelesi. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişiyi 7 gün boyunca misafir edelim. Cuma günü maç skor yarışmasıdır. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmasında Türkiye maçını sormuştuk. 5 kişiyi alacağımı söylemiştim fakat 3 kişi bilmiş. Mehmet Sungur, İbrahim Alıca, Alaaddin Hasret isimli arkadaşlarımız kazandı. Benimle WhatsApp hattı üzerine iletişim kurabilirler. WhatsApp hattı ekranda zaten her türlü soru görüş öneri. WhatsApp gruplarına gelmek isteyenler vesaire varsa buradan benimle doğrudan iletişim kurabilir. Ekranda gördüğünüz numara açıklama ve yorumlarda zaten WhatsApp'ın oradan linki olduğunu da söyleyelim. Devam ettik. Arkadaşlar yüksek misli seviyesinde milli arada elimizden geldiğince çok fazla abartmadan Normalde 7 bin, 10 bin, 15 bin mislisine kadar da çıkıyorduk bazen. Ama çok abartmadan maksimum 4 bin aldık. Fransa ev yarı kazanır 4 bin mesela. Avrupa misli Fransa'nın golü, Ağustos maçı 1500, Romanya'nın golü. Bunun oranı 163 2000 misli bunu aldık. Yamal şut çeker isabetli onu aldık. Zaten oynamış oldu iki maçta da aldık ve ikisini de şut çekti. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlarım ama ideal kuponlarımız son günlerde gerçekten çok iyi gidiyor. Hatta sizlere söylemiştim. Türkiye maçının olduğu gün sizlere ideal kupon vereceğim diyerekten de YouTube kuponu olarak da nerede verdik? Bunu herkes açık Telegram grubunda. Ücretsiz Telegram kanalında açıklama yorumlarda zaten linki var. İdeal kuponlar son 4 günde hepsi geldi aga. Gerçekten hepsi gelince güzel bir kazanç oldu. Keyifli oynuyorduk ama gerçekten güzel başarı oldu. Onun dışında canlı olaraktan da elimizden geldiğince WhatsApp gruplarımızda izlediğimiz karşılaşmaları değerlendirerekten de devam ettiğimizi belirtelim. Herkese açık Telegram grubumuz var. Cuma günü için bir tekli vermek istiyorum. Bu tekliyi de yine ücretsiz Telegram kanalında olacak. Açıklama yorumlar kısmında linki var. Buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Cuma kombini değil ama Cuma'nın tekli olarak yüksek oranlar vereceğim maçı burada vermek istiyorum. Buraya katılım sağlayabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricamız artı 500 seviyesinde beğeni ve yorum desteğidir. Cuma günüdür. Maçlar biraz ters sonuçlanabilir ama elimizden geldiğince en iyi şekilde kazanç sağlamaya çalışacağız. Herkese şimdiden bol şanslar diyerekten başlayalım. Beğeni ve yorum destekleri için ayrıca teşekkürler. Şimdi Şalke ile Kastroya mücadelesi. Ee, şu an bu maçın oranı açık değil. Muhtemelen yarın veya bugünün sonunda falan açılacaktır. Çarşamba günü saat şu an 13.24. Havalar sıcak devam edelim. Şimdi Şalke özellikle ya yani Şalke'den ziyade Kasruer'den bahsedelim. Nereden bahsedelim? Aga öncelikle hücum gücü yüksek bir takım. Yani amansızca bam 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 hücum eden takımlardan bir tanesi Kasruer. Çok fazla pozisyona giriyor. Pozisyona girmekte çok fazla sıkıntısı yok. Savunması da bir nevi aksayan bir takım. Şalke'nin de burada gol bulma ihtimali var. Şalke burada oyunun yaklaşık 30 dakikası veya daha fazlası diyeyim. Ee, geçiş oyunu, kontrol ataklar oynayabilir. Genellikle baskıyı burada Kasruer yapabilir. Böyle bir oyun anlayışı olabilir bu maçta. Benim beklentim burada ortaya 3 gol. Mücadelenin golü geçmesini bekliyorum. Şalke kontradan vurabilir. Geçiş oyunuyla birlikte bulabilir. Kastro'ya ile hem geçiş hem de baskıdan da set oyunundan da goller çıkartabilir. Benim tercihim burada 2.5 üst olacak. Ve yüksek orandan da ilk yerden 2 gol gelme ihtimali de var. İlk yere 1.5 üst de yüksek orandan değerlendirilebilecek bir tercih olduğunu düşünüyorum. Anlasırla Allah'ın mücadelesi. Alnasır'ın iki tane mücadelesi hatta üç tane maç oynadı. İki tane oynadı. Bir tanesi 4-1 bir tanesi de 1-1. Ronaldo 900. golünü attı milli takımlarda. Ağladı. 901'i de attı hatta. Şimdi gelecek 902 için mücadele verecek. Alnasır burada bir adım önde. Ben oranlara baktım Avrupa'da. Alnasır'ın galibiyetine 1-63 bir oran açmışlar. Burada Türkiye'de 1-50 falan olur. 1.55 55 olur. Ben burada Alnasır tarafındayım. Ama galibiyete gitmeyeceğim. Şimdi takımlar arasında bilmeyenler varsa ben anlatayım. Alahli'de Mahrez var. Firmino var, Kessie var. Kaleden Mendy var galiba. Anlasırda Ronaldo, Talishka, Otavio, e, Brozovic gibi isimler var. Ya yani Zaten az çok hakim olmuşsunuzdur. Ben burada Alnasır'ın atacağı iki golü değerlendireceğim. Maç zaten TV8'de verilecek mi? Esport'ta verilecekmiş. İzler izleyeceğim. Esport'ta da izleriz. Sıkıntı yok. Ben burada Alnasır'ın atacağı iki gol. Önerimdir. Dortmund'la Haydana mücadelesi. Maçın da maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlar yazmanız yeterli. 3 kişiyi gruplarımızda misafir edeceğiz. Arkadaşlarım öncelikle Dortmund tarafında yani Nuri Şahin'den böyle bangır bangır bir oyun beklemiyorum açıkçası. Yani sezonu tamamlar diye düşünüyorum da. Ya bilmiyorum oyun olarak bence ilk 2 haftada ben Dortmund'u izledim. Özellikle şey maçında bu Frankfurt maçında galip geldi. Fakat Frankfurt orada yani neler neler kaçırdı. etkite muazzam oynuyor. Werder Bremen de kırmızı gördü, gol atamadı vesaire derken işler biraz zor. Benim önerim şu yönde olacak Aga. Ee, korner olabilir bu maçta. Korneri de şöyle değerlendirebilir. İlk yarı en çok korneri burada Dortmund tarafı kullanabilir. Böyle bir önerim var. Bu arada Haydn'ın oynamış olduğu iki mücadelede yani toplamda 6 golünü ne attı. 4-0-2-0 ne yendi. Aynen ikisinde kazandı. Bundesliga'nın da lideri zaten. Tarafa gitmek istemiyorum ama ilk yarı en çok korneri burada Dortmund kullanabilir veya 8.5 üst korner vesaire bunlar alınabilir. Kornere gidebilir. Ben Dortmund'da Frankfurt maçında kornere gitmiştim. Tertemiz kazandık. Onun dışında günlerden cuma bir sürpriz çıkar mı bilmiyorum ama şöyle 4.5 altına bir Dortmund galibiyeti de yani 1.60 bir bandında 1.59 oran 1.61'e yükselmiş. Bu şekilde bir Dortmund galibiyeti de gelebilir. Çok fazla gollere yönelmeye gerek yok bence. Sentetiyen ile Lille mücadelesi. Şimdi Sentetiyen bu ligin en çok şampiyon olan iki takımından bir tanesi. Özellikle 66 yılından 76'ya kadar o 10 yıllık süreçte 10 sezonda 7 tane şampiyonlu olan bir takım. Saint-Étienne takımı. Şimdi Paris domine ediyor zaten. Yani bakalım yıllar ne olacak? Paranın gücü oldu biraz Paris. Lille oynayacaklar. Ben şunu söylemek istiyorum. Saint-Étienne oynamış olduğu 3 maçta hiç gol atamadı. 3 tane mağlubiyet aldı. Hiç gol atamadı. Hiç gol atamayan takımlar böyle maçlarda özellikle milli ara dönüşünde ekstra bir saldırabilir. Ekstra bir hücum gücü sergileyebilir. Ben burada sentetenin Lille kalesine bir tane gol atmasını bekliyorum aga. Bak bu sürpriz bak. Hiç gol atamayan takım 3 maç yapmış, 3'ünde mağlup olmuş, gol atamamış. Son Brest mücadelesine kaleye isabetli şutu yok. Takımlar böyle durumlarda ekstra bir saldırı. Milli ara dönüşü biz zaten 3 maç yeniliyoruz, gol atamamış. 5 yesek bile en azından bir gol atmak için burada gerekli çabayı sergileyeceklerdir diye düşünüyorum. Ben burada yani Lille tarafı tabii ki daha iyi oyun oynuyor. Okey. Ama saint bir gol atabilir. Bunu yazdık mı? Yazdık. Onun dışında yüksek oranla mücadele 2-3 gol bandında 1.78 gibi orandan da mücadele de 2-3 gol aralığına sıkışabileceğini düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Son mücadelem Real Betis ile Leganes mücadelesi. Fekir gitti aga. Geçenlerde bahsetmiştim. Fekir'in gitme durumu var diyerekten de servis ile birlikte takımdan ayrıldı. Şimdi Real Betis'in son bir Real Madrid maçı vardı. Pozisyonlara girdim, ya, elinden geldiğince zaten Real Madrid e çok da bir şey yapamazsın da burada Legalesi e karşı bence galip gelecektir. Skor beklentim 2-0, 2-1 ayarında e bir Real Betis galibiyeti. Maç sonu bir doğrudan idealden alırım. Yüksek orandan çok fazla gol beklemiyorum. Dediğim gibi 2-0, 2-1. Ben 4.5 altıyım her zaman. 4.5 altında bir de oranla 1.70'e kadar da yükseltebilirsiniz. Dediğim gibi burada alınacak bir şey varsa Real Betis galibiyeti olur. Arkalarım dediğim gibi 5 tane mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlarını anlatmaya çalıştım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Cuma günü bir adet yüksek oran teknisi vereceğim. Bunu da herkes açık Telegram grubunda vereceğim. Zaten ekranda görüyorsunuz herkes açık Telegram grubunu. İster Telegram'da atın, isterse açıklama ve yorumlarda linki var. Ücretsiz Telegram grubu olaraktan da buraya katılım sağlayın. Cuma günü tercihlerinden sizler de faydalanabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bye bye.